günler akıllı tercih başlıyor. Şimdi artık yavaş yavaş listeler oluşturulmaya başladı. Bugünden itibaren önümüzdeki hafta boyunca listeler üstünde konuşmaya devam edeceğiz. Üniversite tercihi için artık son virajı dönüyoruz hep beraber. Sayısal veriler artık netleşti. YÖK Atlas güncellendi. Oradan hepiniz sayısal verilere göre tercihlerinizi sıralamanıza göre yapıyorsunuz. Şimdi bugün mühendislik seçecek arkadaşlarımı aslında hani alan alandan ziyade tabii binlerce alan sorusu var. Hani şu mühendis olayım mı, bu mühendis olayım mı sorusu ama bir yaşam tarzı olarak mühendislik ve öğrenme tekniği olarak mühendislik ne öğrenmeli ki işsiz kalmamak lazım tüm alanlar için? Bu soruya cevap aramak istiyorum hep birlikte. Tabii ki tercih sorularınıza da devam ediyor olacağız. Yanında çok kıymetli isimler var. İlhan hocamızı tanıyorsunuz. İlhan Sevin. Evet. İlhan Sevin gece 3'lerde kalkıp soru cevaplıyorsun. Evet, artık o moddayız yani. Soru cevaplamaya devam beraber. Evet, aynen öyle. Evet. Mühendisliği beraber konuşacağız. Onların rehberliğini istedik bugün. Profesör Doktor Mehmet Fevzi Ünal, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Dekanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Mühendislikle ilgili çok sorum var, ayağınıza sağlık. Bu sene mezun olan bir arkadaşım var. Onun kariyer yolculuğunu, bundan sonraki planlarını okurken neler yaptığını sormak istiyorum. Cankat Enver Sürel, MEF Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu. Evet. Sana da çok sorum var. Tamam. Ayağına sağlık. Lütfen program boyunca da sorularınıza devam edin. Burada bekliyoruz. Akıllı tercih başlasın. Şimdi bir arkadaşım demiş ki 100 ile 150 bin arasında mühendislik mi hemşirelik mi? Şimdi kafalarınızın çok karışık olduğunu bildiğim için bu soruyu özellikle seçtim. Şimdi İlhan'a döneceğim. Evet. Hani mühendislik bambaşka bir hayat seçmek, hemşirelik bambaşka bir hayat seçmek. İş bulma kaygısını ilk sıraya yazarsak böyle zıtlıklar arasında olmamız doğal tabii ki. Şimdi İlhan sen böyle sorularla çok karşılaşıyor musun? Maalesef karşılaşıyorum. Yani ve son anda birçok öğrenci aday karar veriyor mesleğine. Ama halbuki gelecek 40-50 yılların şekillendirecek. Yani mesleğinizi boşama şansınız yok. Eğer tabir uygunsa. O yüzden yani çok uçurum var. Yani mühendislik çok farklı bir disiplin. Meslek hayatı çok farklı. Hemşirelik çok 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 farklı bir alan. O yüzden birazcık kafaları netleştirmek gerekiyor. Yani bunun için de aslında önceden de bir hazırlık yapmak gerekiyor. Ya şunu düşünmeleri gerekiyor. Ben 10 yıl sonra nerede olmalıyım? Hangi sektörde olmalıyım? Ne yapmalıyım? İlgilerim, beklentilerim neler? Yeteneğim neye uygun? Hangi alanda fark yaratabilirim? Bu çok çok önemli. Yani bir hemşire olduğunuz zaman daha çok hastane ortamında zaman vakit geçiriyorsunuz. İşi uğraşı belli, alanı belli. Ama mühendislikler çok çok farklı. Yani inşaat mühendisliği daha çok şantiyede zaman geçiriyor. Proje çiziyor, makine mühendisleri daha çok üretim alanında çalışabiliyor, yönetim kademelerinde çalışabiliyorlar. O yüzden bunun kararını net bir şekilde vermek gerekiyor. Aksi takdirde üniversite yıllarından itibaren pişmanlıklar başlıyor. O yüzden de her yıl en az 500 bin genç arkadaşım tekrar sınava giriyor. Tekrar sınava girmek zorunda kalıyor. Evet. Gerçi yatay geçiş da biraz da esnedi ama yine de net olmak gerekiyor diye düşünüyorum. En azından alan konusunda sevgili arkadaşlar, mesela mühendislikleri bugün konuşacağız. Mesela onların arasında geçirgenlikler arttı ama şimdi hemşirelikten mühendislik bambaşka iki alan. Hani yani merkezi merkezi puanla geçiş olabilir ama ama kontenjan olması gerekiyor. Risk yani sonuçta. Evet, risk. Ve fakülteler arası geçiş de çok çok zor. Birazdan hocam da zaten bahsedecek. O yüzden net olmak gerekiyor yani. Karar vermek lazım. Şimdi Profesör Doktor Mehmet Fevzi Ünal, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Dekanı konuğum. Ve bu bölümden de yeni mezun Cankat var yanımızda. Onlara dönüyorum şimdi. Hocam, kafalar karışık doğal olarak. Mesela arkadaşım demiş hemşirelik mi, mühendislik mi? En azından şunu anlamalarını istiyorum. Çok sayıda mühendislik var. Ama bu bölümleri seçecek arkadaşlarımın belli ortak özelliklere sahip olması gerekiyor mu? Yani kimler mühendis olur? Alan belirtmeden böyle bir özellik gerekiyor mu? Tabii. Her şeyden önce kişinin yeteneklerine ve beğenilerine göre yani hangi mesleğin iş dinamiklerine hazır olacak,
onları benimseyecek, ona göre bir tercih kullanmasında yarar var. Yoksa elimde puan bu, acaba nereyi tutar şeklinde davranmamak gerekiyor. O zaman alışveriş sepeti yapıyor tabii, gibi oluyor. Tercih listesi değil sevgili arkadaşlar. Tabii. Şimdi yani mühendislikler için tabii belirli şeyler gerekiyor ama bütün disiplinlerden bağımsız olarak sana diyorum en temelde merak var. Merak ve sürekli öğrenme isteği. Çünkü bu çağda artık ben bir şeyler öğrendim. Bu öğrendiklerimle epeyce bir süre idare edebilirim, geçimimi sağlayabilirim, bir iş bulabilirim demek doğru değil. Dolayısıyla sürekli olarak öğrenmek ve hangi disiplini seçerse o disipline özgü sağlam bir formasyonu öncelemek. Evet. Yani bu formasyonu edinmekle birlikte bir bütün olarak gelişmek. Çünkü artık üniversiteler meslek edindirme yerleri değil, ideal olarak gençleri geleceğe hazırlayacak mekanlar. Dolayısıyla tabii ki seçtiği disiplinin en temelde çekirdekteki bilgilerine sahip olacak. Fakat bunlarla yetinmemesi lazım. Kendisine öğrenimi boyunca da daha sonra iş hayatında, girişimlerinde başarısının önünü açacak bir hikaye oluşturması gerekiyor. Yani sadece her şey ders de değil. Yani evet, derslerin sınavlarına girmek ve geçmek. Mühendis olmak için yani mühendisliğe eğilimli kişiler daha çok, gerçi bu da artık disiplinden bağımsız hale geldi ama analitik düşünmeye yatkın olanlar, yani katmanlı düşünen, karmaşık problemleri basite indirgeyen ve sonuç odaklı davranan ve tabii ki o disipline özgü ürünlere ilgi duyan, söz gelimi makine mühendisi için daha çok otomobilleri veya diğer hava, deniz araçlarını duyuyoruz. İşte eğer söz konusu olan daha çok süreçler ise bu kez endüstri mühendisliği ön plana çıkıyor. Eğer yazılım daha çok ve donanım söz konusuysa bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisliği ve tabii ki inşaat mühendisliği en temel mühendisliklerden birisi. İnşaat mühendisliği her zaman için hayatın içinde var olan ve var olmaya değişik devam edecek bir disiplin. Yani meraklı olacağız. Evet. Çözüm odaklı düşünen, hızlı düşünen, belki bir sürü şeyi çoklu düşünen insanlar olacağız. Ve mühendislikler için sevgili arkadaşlar, her alan için hocam artık öyle. Her alan için yani öyle. Yani diplomam sadece bitti, lisans, şu diplomam var, hadi bana iş verin dünyası bitti artık. Evet. Onu da anlamak gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Yani, şimdi peki Canka, sen nasıl karar vermiştin, hatırlıyor musun? Mezun oluyorsun artık da nasıl karar vermiştin? Şimdi aslında küçüklüğümden beri hep ilgim vardı. Makinalara mı ilgim vardı? Böyle kumandayı bozardım, oyuncak arabalarımı açardım, içine bakardım, motorlar nerede vesaire diye. Aslında bir yandan da tercih zamanlarında içgüdülerime de güvendim. Yani sürekli bu merakımın sonucu, hani onlarla ilgili bir şey yapmam gerektiğini fark ettim. O vesileyle ben makine mühendisliğini seçtim. İyi ki de seçmişim. Peki okurken pişman oldun oldu mu? Yok, hiç. Bir gün bile pişman olmadım. Yani şimdi mesela bu alanda mı çalışacaksın? Ne yapacaksın? Şimdi MEF Üniversitesi'nden bu yıl mezun oluyorsun. Evet, Ocak ayında ben mezun oldun oldum. Mu? 2019 Ocak'ta mezun oldum. Şu an rüzgar türbinleri, metrobüslerin ortasındaki rüzgar türbinlerini tasarlayan şirkette makine mühendisi olarak çalışıyorum. Hemen iş buldun mu? Evet, mezun olur olmaz iş buldum. Aslında sen öğrenciyken galiba orada başladın değil mi? Şöyle, ben son dönemde staj yapıyordum. Staj vesilesiyle bu işi buldum. Finallerim bitti, iş görüşmem oldu. Ertesi pazartesi işe başladım. Ben çok böyle rahat bir geçiş oldu. Peki şimdi çalışacak mısın yani? Şöyle, ben Eylül'de Politecnico di Milano Üniversitesi'ne enerji mühendisliğine kabul aldım. Oraya gideceğim. O zamana kadar eğitimde devam edecek. Tabii. Yani yüksek lisansa devam edeceğim. Nerede yapacaksın yüksek lisansı? Politecnico di Milano. Milano'da yapacaksın. Evet, enerji mühendisliği üzerine. Söylemesi bile çok havalı. Yani Milano'da enerji mühendisliği yapacaksın. Evet. Seni oraya nasıl getirdi üniversiteyi merak ediyorum. Hani sen mi aradın? Sen mi peşine düştün? Sevgili arkadaşlar, şimdi birazdan Mehmet hocama da soracağım ama şimdi ben onu bunu ekrandan hep söylüyorum hocam. Şimdi alfa kuşağı, hani Z kuşağı, yeni nesil, bazen üniversiteler bizim gerimizde olabiliyor. Sizin gerinizde olan üniversiteler var. Bilgi çok.
Yani düşünsenize o kadar çok artıyor ki bilgi, müfredat. Hani bir hocanın çıkıp da ders anlattığı dönem sona erdi. Yani öğrenmeyi öğrenmek gerekiyor galiba, değil mi üniversitede? Ya en farklı, mesela sana bu koşulları üniversite mi açtı, sen mi zorladın, ne yaptın, nasıl oldu o süreç? Şöyle aslında iki taraftan bakabiliriz. Ben yüksek lisans yapmayı hep istiyordum ama yurt içi ama yurt dışı hani bir tecrübem, bir bilgi birikimi olmadığı için okuldan bir yerde destek almam gerekiyordu. Okulun sağladığı Erasmus programından yararlandım ben. Lisbon'da bir dönem Erasmus yaptım. Erasmus'ta fark ettim ki hani ben yurt dışında yaşamak ya da en azından eğitim hayatımı yurt dışında devam etmek istiyorum. Yani bu okulun sağladığı seçeneklerden de Erasmus yaptıktan sonra dedim ki ben yurt dışında yüksek lisans yapacağım. Ama yüksek lisansa gitmek için hani önümde bir süreç var. Kendi CV'mi hazırlamam lazım, motivasyon yazısı yazmam lazım. Bu noktada okulun sağladığı imkanlardan faydalandım. Profesyonel gelişim koordinatörlüğümüz bize bu konuda çok destek oluyor. Yani öğretiyorlar size nasıl yazacağınızı, CV nasıl göndereceğinizi. İşte noktalama işaretlerine kadar her şeyi bizim okul aslında çok destekliyor. Bu da hani bu okul olmasaydı, bu program, bu koordinatörlük olmasaydı belki de yüksek lisansa giremezdim, bilmiyorum. O noktada hani... Tabii normal portföyünü oluşturamazsan hani onların istediği gibi ne kadar başarılı da olsan anlamıyor ki karşıdakine, değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani artık böyle rehberlik ediyor Mehmet Hocam üniversiteler. Tabii. Yani şimdi siz bir profesörsünüz, bu alanın uzmanısınız, mühendislik fakültesinin dekanısınız. Cankat'ta yolun başında bir genç. Hani bu işbirliği artık ben sana öğretiyorum, sen de bunu yap. Tam başka tabii, bir hale kesinlikle döndü. Kesinlikle değil. Biz öğrencilerimizle birer takım oluşturuyoruz. Yani bizim bu derslikte de böyledir, derslik dışında da böyledir. Biliyorsunuz MEF Üniversitesi aktif öğrenme ile ön plana çıkıyor. Bu aktif öğrenmede öğrenci kendi öğrenimine sahipleniyor. Ve derslik aslında öğretim üyesinin yardımcılığında, kolaylaştırıcılığında öğrencilerle birlikte bir takım oluşturması ve bir öğrenme deneyimi yaşayacağı yer olmasıyla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla aslında bu takım olma sadece öğrenciler arasında değil. İşte denir ki mesela öğrenciler takım çalışması yapacak. Evet. Ama bu sadece öğrenciler arasında değil. Aslında orada var olan, aslında çemberi biraz daha da genişletirsek idari kadrosuyla, akademik kadrosuyla, bütün destek birimleriyle ve tabii ki en merkezde öğrencilerimizle biz bir büyük bir takım olursak işte o zaman sizin de belirttiğiniz gibi üniversite zaten her yerde var olan, yaygın olarak bulunan ve ücretsiz olarak bulunan enformasyonun, hani bilgiyi de ayırmak lazım enformasyondan. Doğru söylüyorsunuz. Enformasyonun birebir aktarıldığı yer olmaktan çıkıyor. Ve çıkmalı da artık. Çıkmalı. Evet. Artık klasik anlamıyla üniversiteler ne yazık ki işlevsizleşiyor. Yani eğer derslikler öğretim üyesinin başrolde olduğu ve pasif durumda olan öğrencilere durmadan bir takım enformasyonu aktardığı yer ise o doğru bir şey değil. Zaten bu kuşak oradan kaçıyor. O zaman zaten iyi öğretim üyesi olmak kavramı da biraz boşlukta kalıyor. Çünkü işte çok deneyimli öğretim üyeleri, yurt dışı deneyimleri var. Aktif birer araştırmacılar, kendi alanlarında literatüre özgün katkıda bulunuyorlar, patent üretiyorlar, doğrudan katma değer üreten çalışmalar yapıyorlar. Fakat eğer iş sadece enformasyon aktarmaksa o zaman hocanın o özelliklerini biz göremiyoruz. Evet, yani öğrenciler olarak, öğrencilere açılmıyor o özellikler. İşte ne zaman etkileşime başlıyorlar öğrencilerle ve asıl öğrenmeyi sahiplenen öğrenci oluyor, talep eden ve sahiplenen, işte o zaman öğretim üyesinin o bütün o meziyetleri de işlerlik kazanıyor. Evet. Yani mesela Cankat burada aslında yolunu kendi buluyor ama yolunu bulurken, yani tüm gençler için söylüyorum, yolunu bulurken de üniversitenin sağladığı olanaklar rehberlik ediyor. Tabii. Yani bir de bu noktadan sonra sevgili arkadaşlar size kimse iş vereyim diye gelmeyecek. Yani hep aramanız gerekecek. Öğrenmeyi öğrenmeniz gerekecek. İş aramayı, yani sürekli aramanız gerekecek. Network oluşturmanız hatta gerekecek. Hatta kendi işlerini kurmaları. Tabii ki girişimci olma yönünde gelişmeniz gerekecek. Evet. İlhan peki, şimdi mühendislik o kadar çok soru var ki. Tabii çok bölüm var. Evet. Kontenjan olarak bu sene nasıl? Artış, azalış, toplamda nasıl? Evet. Bazı bölümlerde azalış var galiba, değil mi? Ya örneğin bilgisayar mühendisi 2018 yılında 9.209'muş. Bu yıl itibariyle 10.232'ye yükselmiş. Yani artı 1023 bir artış var bilgisayar mühendisliğinde.
makine mühendisliğinde bir azalış var, yaklaşık 1000 kontenjan. Ama bu da biliyorsunuz yani YÖK özellikle iş çevreleriyle değişik müzakerelerle bu kontenjanları belirledi. Evet, ikinci öğretimleri kapadı çok. Açık öğretim fakültelerini kapadı. Oradaki bölümleri kapadı bir sürü. Ama mühendisliklerde azaltmış mesela. Evet, yani bazıları artmış, bazıları azalmış. Ama genel böyle öğretmenlikler gibi %11 düşüş söz konusu değil. Tabii 300 bin başarı sırası sınırlaması tabii, var. Tabii sınırlama var. 300 bin içinde olmanız gerekiyor herhangi bir mühendisliği seçmek için. Ya özellikle tabii 300 binin dışında kalan öğrenciler var, adaylar var. Bana da bununla ilgili sorular geliyor ya da birebir konuştuğum zaman. Yani tabii mühendislik önemli bir disiplin. O yüzden 300 binin dışında iseler ve mühendislik de istiyorlarsa ve ilk yıllarıysa ya da o dün de bahsettim zaten motivasyonu yüksekse bir yıl daha denemelerine fayda var. Ki hocam da zaten belirtti, sevgili Cankat da belirtti. Ya üniversite artık hatta derslikler de yani bu ilk öğretimden itibaren başlıyor. Hatta orta öğretimde bile artık dört duvar arasına sıkışıp böyle sıraların olduğu bir ortamdan en azından zihnen kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Çünkü çok farklı bir noktaya gidiyor dünya. Evet. Üniversite sadece size bir diploma veriyor, bir takım becerileri kazandırıyor ama iş sizde bitiyor. Girişimci yani artık lise mezunu olup ya da eğitim almamış ama o girişimcilik ruhunu kazanan belli becerilere sahip 21. yüzyıl becerileri diyoruz. O insanların fark yarattığını görüyoruz. Yani üniversiteye gittiklerinde ben söylüyorum zaten öğrencilere bir hayal kırıklığıyla karşılaşabilirsiniz. Çünkü şu an gözlerini çok büyütüyorlar. Aa, üniversite acaba nasıl? Ama üniversite beklentilerini karşılamayabilir. Onlar hani edecekler, tabii, hep söylüyoruz. Bulundukları şehrin birikimlerinden faydalanmaları gerekiyor. Kampüsün birikimlerine faydalanmak gerekiyor. Dünyanın birikimlerine faydalanmak gerekiyor. Aha. Yani kabuklarını kıracaklar, açacaklar kendileri. Ve yine söylüyorum, bir makine mühendisi Türkiye'de de çalışabilmeli, İngiltere'de de çalışabilmeli, Kanada'da çalışabilmeli. Bu donanımda olmaları gerekiyor. Yani artık Türkiye açacaklar. Şimdi Mehmet Hoca'ya onu sormak istiyorum. Tüm mühendislikler için dil zaruri değil mi hocam? Dil zaruri. Artık İngilizce bir ortak dil. Bütün dünyada. Dünya için. Yani onu bilmek zorundayız. Evet. Tüm mühendislikler için. Sadece mühendislikler değil. Tüm disiplinler için. Tüm meslekler için. Yani tabii ki iş olanakları sadece kendi ülkesinde olmayabilir. Dolayısıyla global standartlarda, küresel ölçütler dahilinde bir gelişim göstermek gerekiyor. Çünkü artık aslında coğrafi olarak şeyler, sınırlar tamamen kalktı şimdinin iletişim dünyasında. Evet. Yani siz Türkiye'de de olsanız sonuçta dışarıya iş yapabiliyorsunuz. Evet. Yani elektronik ortam üzerinden. Bunu çok yapan, çok iyi yapan ülkeler var. Tabii yazılımda var. Mesela dünyada çok iyi yazılımcılarımız var. Tabii. İstanbul'da yaşıyor ama dünyanın en büyük yazılım şirketlerinde çalışıyor. Tabii. Sınırlar kalktı. Cankat mesela şimdi sadece dil bilmek de yetmiyor ama. Değil mi ya? Şimdi, evet. Sevgili arkadaşlar, özellikle mühendislik için böyle hani masa başı, kapalı ortam, işte sürekli sayılarla uğraşan insanlar gibi bir algımız var ya. Artık yeni nesil, yeni dünyada mühendislikler de aslında sosyal bilimlerle iç içe, değil mi? Öyle olmak zorunda. Evet. Yani sadece analitik düşünmenin yanında aslında bunu sizin günlük hayatınızda uygulamanız lazım. Hani bir bilgiyi bir şekilde karşı tarafa anlatmanız lazım en basitinden. Onun için sosyal İlişkileriniz çok önemli. Ben kendimden örnek vereyim. İki sene YGA, Young Kurur Akademi adında bir sivil toplum kuruluşunda gönüllülük yaptım. Öğrenciyken değil mi? Evet, öğrenciyken, üniversite hayatıma devam ederken. Orada en basiti takım çalışmasını, insan ilişkilerini, farklı kültürlerden gelen kişileri, farklı kademelerdeki insanlara nasıl iletişimde olmam gerektiğini ben bir sivil toplum kuruluşunda öğrendim. Evet, doğru. Çok 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 önemli. Yani üniversiteye girdiğinizde hani kulüpleri söylüyoruz ya hep, evet. Mutlaka kulüpleri de inceleyin ve kendinize yakın hissettiğiniz bir kulüpte. Mesela Cankat gibi sosyal sivil STK'larda, sivil toplum kuruluşlarında görev alın. Parçası olmayı, devir takım oyuncusu olmak. Yani bireysellik çıktı, bunu çokça tekrarladım. Peki hocam, en çok sorulan soruya geleceğim. Siz üniversitenizde klasik mühendislikleri alıyorsunuz temel değil mi öğrenci? Temel evet. Ne kadar öğrenci alacaksınız bu sene? Biz toplamda mühendislik 5 mühendisliğimiz var. Makine, inşaat, elektrik, elektronik, bilgisayar ve endüstri. 236 yeni öğrencimiz olacak. Ne kadarı burslu bunların? Değişiyor tamamı mu? Tamamı burslu. MEF Üniversitesi'nde burssuz öğrenci yok. Öğrencilerimizin tamamı burslu. Mühendisliklerde 4 programımızda
Minimum bursluluk %50. Yani %50, %75 ve tam bursluluk var. Sadece endüstri mühendisliği bölümümüzde %25, %50 ve tam bursluluğumuz var. Peki şimdi şey önemli, çok soruluyor. Mesela bir arkadaşım sormuş, diyor ki bilgisayar mühendisliğine girip üstüne mi acaba yazılım mühendisliği okuyayım ya da lisansa direkt yazılım mühendisliği mi okuyayım? Şimdi temel mühendislik alanları var, bir de yeni nesil mühendislikler var. Bir takım disiplinlerin bir araya geldiği mühendislikler var. Yani hangisi avantaj hocam? Böyle bir soru ya da yanlış mı acaba? Bilemiyorum. Bilgisayar mühendisliği ağırlıklı olarak yazılım şeklinde oluyor Türkiye'de. Yani bilgisayar bilimleri ve mühendisliği yani birlikte. Fakat eğer donanım yönü de eğer güçlendirilmek isteniyorsa, mesela bir bilgisayar mühendisliği bölümü bir yazılımcının çok ötesinde bir şey. Her şeyden önce onu daha geniş bir alan. Tabii daha geniş. Sadece yazılım değil yani. Yani gidiyorum bilgisayar mühendisliği bölümünde yazılım yapmayı öğreniyorum değil. Onun kazandırdığı çok önemli bir formasyon var. Biraz önce dediğimiz gibi yani sadece bugüne hizmet eden değil, geleceğe hizmet edecek bir donanıma sahip olmak gerekiyor. Bilgisayar mühendisliği yaparken eğer elektrik elektronik mühendisliğinde de yan dal yaparsa donanım yönünü de güçlendirebilir. Bunlar zaten çok kardeş şeyler, disiplinler. Artık mühendisliklerde de hocam böyle geçişkenlik daha fazla değil mi? Yani aynı anda iki dal okuyabiliyorsun ya da birbiriyle ilişik başka bir şey de ekleyebiliyorsun. Tabii. Çünkü sistem mühendisi yani sonuçta ortaya çıkan ürünlerin mesela otonom araçların, otonom otomobillerin hatta daha da ileri birbirleriyle haberleşerek otonom olarak hareket eden araç filoları. Bunun içinde baktığınızda makine mühendisliği de var, malzeme de var, elektrik elektronik de var, bilgisayar da var. Tabii ki endüstri de var. Yani aslında baktığınızda transdisipliner bir çalışmanın, bir takım çalışmasının ürünü. Dolayısıyla farklı disiplinlerdeki mühendisler gerek öğretim görürken gerekse de daha sonra sektörde o mesleklerini icra ederken kesinlikle ayrı kompartımanlarda değiller. Devamlı birbirleriyle iletişim halindeler, birbirleriyle konuşuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte hatta sosyal bilimciler de işin içinde olmalı. Çünkü işin içinde sosyal etkiler var, işte çevre etkileri var. Ekonomik etkiler var, her türlü etki var. Dolayısıyla günümüz dünyasında hukukçular ayrıca. Çünkü konunun hukuki yönleri de var. Dolayısıyla aslında bakıldığında işte bu nedenle mühendislik biraz önce belirttiğiniz gibi sadece belirli sayıda dersi alıp başarmak meselesi olmaktan çıktı. Hani bu çok eskiden belki geçerliydi. Kendi çünkü hücrenizde, kendi disiplininiz doğrultusunda çalışıyorsunuz ama artık öyle değil. Dolayısıyla çok daha sosyal yeteneklerinizi, iletişim yeteneklerinizi, hani ince yetenekler adı altında toplanan yeteneklerinizi geliştirmeniz çok anahtar role sahip. Mesela hocam şimdi Cankat gibi bir arkadaşım sizde okurken işte aynı zamanda başka bir fakülteden de mesela işletme. Evet. Ben mesela mühendislik okuyan arkadaşlarıma özellikle tavsiye ederim. İşletme, girişimci olduğunuzda bir kurumu yönetme becerisi kazanma ya da bir bakış açısı ya da bir psikoloji, sosyoloji gibi alanlar da yan dal da yapmayı ben tavsiye ediyorum. Hani yeni dünyada bu seçenekleri de sağlıyor musunuz? Sağlıyoruz. Hatta bu seçenekleri sağlamada çok ön plana çıkan bir üniversiteyiz. Yani biz bunu özgürlükler başlığı altında topluyoruz. Her türlü yan dal, çap, işte sertifika programları olabilir, seçime bağlı derslerin alınması. Mesela yeni, yine modern bir eğitim yöntemi olarak kitlesel açık ders platformlarından bütün öğrencilerimiz müfredatlarında bulunan seçime bağlı derslerin belirli bir yüzdesini, %20'sini veya minimum 2 ders alacaklar. Burada da tamamen seçim kendilerinin olacak. Yani hiçbir yönlendirme olmadan maksat tamamen kendi ellerine almaları öğretimlerini. Evet, zaten yani. Aktif öğretme, aktif öğrenme yöntemi olarak bu hep geçerli. Kendinizi daha bir ürün olarak düşünün arkadaşlar. Ne kadar zenginleştirirseniz o kadar az işsiz kalırsınız. Cankat, yani değil mi? Aynı fikirde misin? Sen yolculuğun boyunca mesela çok staj yapmışsın değil mi? Staj zorunlu mu oluyor mühendislikte? Şöyle, bizim okulumuzda en az 2 staj zorunlu, kredi. Kredini tamamlaman için en az 2 staj yapman gerekiyor.
13 tane staj yaptım. Bu arada Fevzi Hoca'nın söylediğine ek olarak bizim okulun mühendislik bölümlerinde mesela girişimcilik dersi zorunlu. Yani girişimcilik dersini vermeden mühendislikten mezun olamıyorsun. Yani bütün disiplinler bir arada arkadaşlar. Yani takım oyuncusu olacağız. Asla yetmiyor. Peki sen burslu mu okudun? Ben 75 burslu okudum. %75 bursu girdin üniversiteye. Girdim. Sonra? Ama sonra üstün başarı bursu aldım. Yani üstün başarı bursu ne demek? Dönem ortalamam 3.6'nın üzerinde olunca Doktor İbrahim Arıkan bursu. Kurucumuz Doktor İbrahim Arıkan'ın adıyla anılan bir üstün başarı üstün bursu bursumuz var. Evet. Onu aldım, öyle mezun oldum. O zaman çalışkan öğrenci olunca avantaj yani. Ödüllendiriliyor. Ödüllendiriyor üniversiteler. Evet. Ödüllendirsin zaten. Tamam. Şimdi İlhan sana döneceğim. Evet. Şu geçişler konusu önemli bir konu. Evet. Çünkü arkadaşlarımın kafaları karışık. Şu mühendislik mi, bu mühendislik mi? Şu mu, bu mu? Sıralamam şu. Şu kadar kayar mı? Evet. Mesela mühendisliklerde ben bu yıl böyle çok büyük kayışlar beklemiyorum doğrusu. Hani ne aşağı ne yukarı. Yani bir %10-15 yukarı. Belki bir %20 aşağıya bazı mühendislikler için, aşağıdakiler için ama sen nasıl yorumlayacaksın? Nasıl sıralama yapsınlar? Evet. Şimdi tabii en başta çok tercih edilen mühendislikler var. İşte bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, makine gibi mühendislikler, endüstri mühendisliği. Çok talep gören mühendislikler. Örneğin geçen sene bilgisayar mühendisliği 622. en iyi almış 300 bin. Zaten 300 bin sınırı var. Evet. 300 bin sınırıyla öğrenci almış. Bu devlet üniversitesi için geçerli ki vakıflarda da zaten. Zaten 300 bin sıralaması mecbur. Olmuyor zaten. Ve kontenjanda 7094. Sizin de belirttiğiniz gibi yani sayısal programı dün de bahsettik. Geçen sene paralel olabilir ama tabii yine işte vakıf üniversitelerinde daha geniş aralıklı yapmanın da fayda var. Bir de şu var, mesela ben birkaç tane örnek çıkardım. İstatistik vergi, bilgi, veri, değişimlerle ilgili. Ya çok basit, mesela bir üniversitenin iktisat fakültesi, örnek veriyorum. 2014'te 239 bininciyi almış, 2015'te yine 239 bininciyi almış, 2016'da 289 bine düşmüş. Sonra 278 bininciyi almış ve en son geçen sene 517 bine kadar düşüş göstermiş. Yani görüyorsunuz bu aralıklarda çok sert düşüşler oluyor. Yani hep soruyorlar işte hocam ben 300 bininciyim ya da 280 bininciyim. 200 binlerden alın, hatta 180 binlerden alın. Ama bir örnek yani vereyim. Biraz cesur davranın, tabii. Temkinli liste yapın, aşağıda da ama öyle yapın. Ama yani mesela, inebildiğiniz yere kadar inin. Bir devlet üniversitesinin tıp fakültesi, isim vermekte sakınca yok sanırım, Marmara Üniversitesi. Bakın 3 binlerden başlamış 2013 yılında, en son 2018 yılında 4117. Yani 3700 ile 4100 arasında yani artı 300. Çok da büyük oynamıyor. Evet, oynamıyor. Bu aralıklar oynamıyor. Çok da büyük oynamıyor. Evet. Onu söyleyeyim. O yüzden bu aralıklarda çok böyle hani 4000'ci olan bir yer 6000'de almaz yani. Özellikle devlet üniversiteleri, tam burslu vakıf üniversitelerinde. Ama dediğim gibi daha üst dilimlere gittikçe aralık genişliyor. O yüzden orada esneme daha çok oluyor. Ona dikkat etsinler. O zaman dikkat etsinler ve daha geniş yapsınlar tercihlerini. Tabii. Listenizi temkinli de yapmanızı özellikle öneriyorum. Evet. Sayısalda çok büyük flash değişiklikler de beklemiyoruz. Bu arada çok sayıda şey sorusu var. Şu mühendislikten mezun olursam iş bulur muyum? Şundan olursam işte ziraat mühendisleri işsiz, çevre mühendisleri işsiz, bir sürü mesaj gördüm. Sevgili arkadaşlar, siz iyiseniz işsizlik yok. Ama şimdi ziraat, bakın biz burada tarım yaptık. Dünyanın en büyük sosyal girişimci ödülünü aldı. Dünya Ekonomik Forumu'nun TÜİK'in Akın'ı ağırladık. Tarımda yazılım bilen, İngilizce konuşan mühendis, ziraat mühendisleri var, bulamıyorlar. Yani siz iyiyseniz mutlaka iş bulunur. Kızıyorsunuz böyle söylediğimde ama yani İngilizce bile konuşamadan mezun olan hiçbir mühendis hangi üniversiteden mezun olursa olsun iş bulamaz. Yani hocam bu artık üniversite etiketlerinin devri bitip kişisel etiketler ortaya geliyor değil mi? Yetkinlikler çok ön plana çıkıyor. Ve belirttiğiniz gibi yani eğer şeyse yani kendinizi iş dinamiklerine hazırlamadıysanız, sadece bütün hikayeniz bir transkriptse artık oradan çok fazla bir yere gidilemiyor. Yetkinlikler çok ön plana çıkıyor ve bu yetkinlikler de sadece
müfredat içi etkinliklerle olmuyor. Müfredat dışında. Dolayısıyla zaten hani tercih kullanacak adaylarımız üniversitelerin kendilerine ne kadar esneklik sağladığına, çeşitli imkanlara, işte sosyal, sanatsal, kültürel, sportif imkanlara ne kadar zemin hazırladığına, kısacası bütüncül olarak gelişmelerine ne kadar destek verileceğine baksınlar. Evet, çok derim. Önemli. Evet. Ve özgür düşünce. Evet. Ben hep şunu söylüyorum. Bu nesil artık kalıplara sığmıyor zaten. Siz biraz zorlamanız gerekebilir. Talep edeceksiniz. Hani Türkçe mühendislik çok sayıda var devlet üniversitelerinde. Evet. Sizde hepsi İngilizce mi hocam? Bizde %100 İngilizce. %100 hepsi. İngilizce. Evet. Ama tabii devlet üniversitelerinde çoğunlukla çok sayıda Türkçe mühendislik var. Gidin lütfen yabancı diller fakültesinden destek alın mutlaka. Yani onlar zaten açıyorlar. Derslere katılabiliyorsunuz, sınavlara bile katılabiliyorsunuz. Size öğretmek zorunda üniversite İngilizceyi. Ya siz bunu talep edin lütfen. Şey var yani şimdi Cankat kardeşimiz aslında çok güzel Erasmus yapmış, evet. Staj yapmış. Yani bunlar çok ya her şey yani o kadar böyle nasıl diyeyim böyle üniversiteyi olabildiğince iyi değerlendirmeye lazım. O yılları çok iyi değerlendirmeye lazım. Şimdi diploma alınıyor, iş bulamadım. İngilizce kursuna gidiliyor, evet. Olmaz öyle artık. Yani mesela Avrupa deneyimi, yurt dışı deneyimi çok çok önemli. Oradan bir Türkiye dünyaya bakın nasıl acaba? Yani bu vizyonunuza vizyon katar zaten. Ya kulüp az önce bahsettim. Mesela dağcılık kulübüne yazıldı bir öğrenci. Orada ekip çalışmasını öğreniyor. O bir beceri kazanıyor. İnanın bunlar derslerinden çok daha anlamlı ve önemli. Ben öyle görüyorum. Yani yine söylüyorum. Lisedeki gibi bakmayın üniversiteye. Evet. Üniversite size başka bir kapı aralayacak. Ama o kapıyı sonuna kadar aralamak sizin elinizde. Evet. Burası çok önemli. Yani mezun olduğumda ben İngilizce öğrenirim devri bitti arkadaşlar. Evet. Devlet Üniversitesi'nde bölümünüz Türkçe'de olsa lütfen her devlet üniversitesinde yabancı diller fakültesi var. Onlardan talep edin. Şimdi Fevzi ismini kullanıyorsunuz. Evet, Fevzi. Mehmet Fevzi evet. Ünal çünkü hocamın ismi. Evet. Ben Mehmet hocam diyordum. Fevzi hocam diyeyim o zaman. Gençler sizi evet. Öyle tanıyor demek ki. Evet. Şimdi hocam işsizlik konusunda mühendisliklerde şimdi inşaat sektörü daraldığı için mesela evet. Bu sene inşaat mühendisliği konusunda kaygıları var arkadaşlarımın. Evet. İşsizlik konusu mühendislikler için aslında inşaat mühendisi başka alanda da çalışabiliyor mu? Hı-hı. Yani sadece diplomada mezun olduğumuz mühendislikte mi çalışıyoruz? Hı-hı. Ya da bu geçirgenlik iş tanımı nasıl? Evet. Onu çok merak ediyorum. Aslında hani meslek edindirme yeri olmadığı için üniversiteler, hı-hı, geleceğe hazırlayan mekanlar olduğu için kazandığınız formasyonu her alanda kullanabilirsiniz. Söz gelimi bir mühendis kazandığı formasyonu turizmcilikte de kullanabilir veya bir başka alanda da kullanabilir. Çünkü belirli bir formasyon, belirli bir yaklaşım, bakış açısı, bir bakış açısı, bir disiplin, yani adı üzerine bir disiplin içine girmiş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde belirli, yani girdiği zaman bir raylı bir şey üzerinde değil. Hani çok esnek, değişik alanlara kayabilir. Sektör bunun çok sayıda örnekleriyle dolu. Evet. Yani inşaat mühendisi biliyorum, sivil havacılıkta çok üst düzey yönetici olan. Yani bu örnekler çok çok tabii fazla. Tabii mesela Burak Kılaç bizim şimdi YÖKATLAS'ın danışmanı. Bütün sayıları değerleyip bize sunuyor. Tabii. İnşaat mühendisi mezunu. Ayrıca hani konjonktürel şeylere bakıp tercih kullanmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani şu anda ya sektörlere inşaat, sıkışmamak sektör lazım sanki. Hakkında, yani inşaat hakkında, yapı sektörü hakkında bir takım hani şeyler, haberler ele alınıyor. O belki bir olumsuz bir şey oluşturuyor ama nereden baksak bir 4 seneden bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla eğer yetenekleri, hani en baştaki sorunuz hemşirelik mi, mühendislik mi derken, yetenekleri, becerileri, beğenileri eğer inşaat mühendisliğine doğruysa mutlaka inşaat mühendisliğine gitsinler. Hı hı, çünkü çünkü bir kaçış olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar orada. Kendilerini farklılaştırmaları gerekiyor. Kendilerine bir hikaye oluşturmaları gerekiyor. Bu da ancak severek oluyor. Evet. Yani eğer sevmezse aday, kişi bulunduğu yeri, o zaman bunları yapamaz ve tamamen şeye dönebilir. Yani dersleri aldım, geçtim. İşte geçemedim, bir daha aldım, ikincisinde geçtim. Yani üniversite bu değil. Evet. Dolayısıyla sevdiği yerse inşaat mühendisliği, doğrudan gideceği yer inşaat mühendisi. Evet, oradan kaçışı önemsediğim için sormak istedim. Cankat, şimdi sen mesela iş planlarken, hani iş hayatını planlarken
Türkiye sınırlarını kaldırdın anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Erasmus'ta nereye gitmiştin? Lizbon'a gittim. Lizbon'a gittin. Onun sende bu etkisi oldu mu o mesela? Ya şöyle, aslında Fevzi Hoca da konuşmasına değindi. Hani, üniversite sadece bir destek. İnsan kendi hikayesini kendisi yazması gerekiyor. Ve bu noktada üniversiteyi de olabildiğince kullanması gerekiyor. Evet. Ben yurt dışı istiyordum. Üniversitenin Erasmus'unu kullandım. Enerji istiyordum. Üniversitenin sağladığı enerji derslerini aldım. Girişimcilik istiyordum. Girişimcilik dersi aldım. Yani üniversiteyi kullandıktan sonra üniversite zaten destek oluyor. Mesela ben bitirme projemde rüzgar türbini tasarladım. 3 boyutlu yazıcı lazımdı. 3 boyutlu yazıcı istedik biz hocamızdan. Hı. Kendi 3 boyutlu yazıcımızı kendimiz yaptık. Sonra kendi tasarımımızı kendimiz yaptık. Desteğe ihtiyacımız oldu. TÜBİTAK'a başvurduk. TÜBİTAK bize destek verdi. O destekle biz kendi bitirme projemizi kendimiz yaptık. Bir yandan TÜBİTAK'ın desteğini de aldık. Hani kendi hikayesini yazınca insan, bu arada bunları yaparken de hani mutlu olman lazım. Ne yapıyorsan içinden gelen en iyisini yapman lazım. Yani bütün emeğini vermen lazım. Evet. Bir de zor mu? Mühendis olmak, çok mu çalışmak gerekiyor? Aslında bu göreceli bir kavram. Ben çok seviyorum. Bana zor gelmedi ama zorla okuyana zor. Anladım. Bir de şu var. Çok özür dilerim. Bitebilirsin tabii. Şimdi tıp ve mühendislik arasında kalan bir grup var. Ondan sonra özellikle tıpta biliyorsunuz 50 bin başarı sıra sınırlaması var. Çok iyi puan alınca aday mühendislik istiyor, birden tıpa dönüş oluyor. Ya da tıp istiyor, sonra da mühendislik oluyor. Şunu söylemekte fayda var tabii ki. Şimdi mühendislikte çok kısa sürede bir kariyer planlaması yapabiliyorsunuz. Ve yaratıcınız ön plandaysa böyle hani içine sığmayan tipler olur ya. O tarz bir kişilik yapısına sahip olanın kesinlikle mühendislik seçmesine fayda var. Çünkü mühendislik artık günümüzü, dünyamızı, geleceğimizi şekillendirecek bir disiplin alanı. Ve şu da çok önemli. Örneğin mesela iyi bir mimar bence insan psikolojisini bilmek zorunda. Felsefeyi bilmek zorunda. Antropoloji bilmek zorunda. Yani mühendislikler sosyal bilimleri alanlara kendilerini yetkin bir şekilde yetişmeleri gerekiyor tabii, ki. Onu söylüyoruz fark özellikle. Burası çok çok önemli. Fark yaratmak için mutlaka o alanlarda. Şöyle, genellikle aileler tıbbı istiyor. Herkes işte, ben hep söylüyorum, kızının ya da oğlunun doktor olmasını istiyor. O yüzden de bereket ki yok bu geçişleri kolaylaştırdı. Evet. Yani mesela sana uygun olmadığını anladığın an bir bölüm, başka bir bölüme geçme fırsatın var. Hı-hı. Hani bu da çok büyük bir şans. YÖK'ün bu çalışmasına hayranım ve garanti çok diye söylüyorum. Yani aslında Aliye Hanım, birazcık garantici toplumuz, onu söyleyebilirim. Evet. Yani hemen bitirip işte şimdi sağlık sektörü, tıp hemen işte iş bulabilme şansı olduğu için. Halbuki mühendisliklerde de dünyanın her yerinde iş bulabiliyorsun. Benim çevremde şu an yazılımcı olup, bilgisayar mühendisi olup, yurt dışına gidip kendi şirketlerini kuran kişiler var. Burası da çok çok önemli yani. O yüzden tabii ki tıp bir tutku. Yani o yoğun çalışmayı göze alabiliyorsa. İnsan sevmeyen insan, yapamaz tabii, arkadaşlar. Sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü 60-50 hastaya bakıyorsunuz günde. Evet. Orası da tabii ki ayrı bir alan. Ama diğer türlü eğer bir tutkunuz yoksa mühendisliklere değerlendirmekte fayda var. Evet. Puanın heba olacak diyenlere kulak asmayın siz. İstediğinizi yapın her zaman. Şimdi mesela %75 burslu okudun. Sonra da üstün başarı bursu aldın. Hani en çok sorulan sorulardan biri olduğu için soracağım. Sonra Fevzi Hocam'a da soracağım ama bursun kesilmesinden korktun mu ilk kayıt olurken? Yok, korkmadım. Zaten yok yönetmeliğinde bu okuldan okula değişmiyor diye biliyorum. Hani yanlışsam düzeltin. Ama hani hiç öyle bursum kaybetme korkum olmadı. Okulun desteği o noktada oluyor zaten. Hani çünkü ben okula girmeden önce biliyordum. Hani sonuçta burslu girdim. Tam burslu değilim. Hani bu bursu nasıl geliştirebilirim? Nasıl daha işte başarılı olup nasıl bir burs kazanabilirim? Baktım. Ona göre girdim. Öyle burs kaybetme korkum hiç olmadı. Hani hocalar beni bırakır mı? Bursumu kaybetir miyim? Korkusu var çünkü soruyorlar vakıf üniversitelerini seçerken. Hocam bu başarı bursları her alanda geçerli mi? Ya da her mühendislikte yoksa makine mühendisliğine özel bir şey mi? Bütün alanlarda, bütün üniversitedeki 15 programımız içinde geçerli. Yani kurucumuzun adıyla, yani Doktor İbrahim Arıkan üstün başarı bursu. Eğer öğrencinin ortalaması 3,5 ve üzeri ise bu bursa bir sonraki akademik yıl içinde hak kazanmış oluyor. Yani sadece mühendislikler değil, tüm disiplinler için. Ayrıca bursun kesilmesi diye hiçbir şey söz konusu değil. Yani girişte burs neyse daha sonra 6 sene eğer hazırlık okunuyorsa, aksi halde 5 sene
hiçbir şart olmaksızın aynı burs devam ediyor. Yani akademik başarıdan bağımsız. Bir terslik olabilir. Öğrenci çok zayıf, hani ortalamaları düşük geliyor olabilir. Tabii bir travma yaşayabilir, bir yakınını kaybedebilir, bir sene başarısız olabilir öğrenci. Bir sene, iki ama sene yok, bursları ama hiçbir şekilde girişte olanlar kesin. Tabii girişte yok. Olan aynen devam eder. Başarı bursları o, evet. Hani başarı bursları ayrı. Evet. Üniversiteden üniversiteye de değişiyor. Şu anda tüm üniversitelerin tanıtım günleri var. Birebir gidebiliyorsanız gidin, internet sitelerinden bakın, telefonlarla arayın. Sizin de vardır değil mi? Fuardasınızdır tabii, büyük tabii ihtimal. Tabii fuardayız ve tercih günlerimiz de 29'una kadar devam edecek. Tüm adayları bekleriz. Tabii. Yani her türlü konuyu konuşmak için. Hani üniversite eğitimi nedir, nasıl olmalı? Tabii ki çok değerli tercih uzmanlarımız var. Ama biz de hani fikri olarak desteklemek isteriz. En azından bütün hocam, gençlere, şu mühendislik açığız. Mi, bu mühendislik mi diye çok soru var. Tabii. Hani o konularda rehberlik etseniz hangi alanları? Her türlü bize ulaşabilirler. Çok seviniriz. Çok merkezi bir konumumuz var zaten. Maslak'tayız. Evet. Yani ulaşım da çok rahat. Bu çok da bu günleri bekleriz. Çok verimli kullanın arkadaşlar. Bir de en büyük şansları rektör Muhammed Hoca. Çok değerli akademisyenler var tabii ki. Evet. Muhammed Hoca İTÜ'de zaten yıllarca rektörlük yaptı. Ve öğrencilerden sürekli iç içe, ben de kendisini yakinen tanıdığım için çok evet. Avantajlı. Bir de zaten memnuniyet araştırmalarında evet, da evet. Üniversite oldukça iyi çıkıyor. Onu da öğrenciler seviyor. Birinci oldu. Evet. Evet. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz. Bir de METOK'la ilgili sorular geliyor. İşte teknoloji fakültesi, mühendislik, bir de normal fakültelere bağlı. Şimdi teknoloji fakültesi, METOK, Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumu'na bağlı mühendislikleri öncelik hakkı meslek liselerinin ilgili alanlarındakiler. Hı hı. Sonra boş kontenjan kalırsa diğer lise mezunlarını yerleştiriyorlar. Diploması fark eder mi? Hayır. İkisi de mühendis odaları var biliyorsunuz. İnşaat hı-hı. mühendisleri odası, makine mühendisleri odası. İmza yetkisi de var. Aynı. Sadece teknoloji fakültesine bağlı mühendisliklerde uygulamalı eğitimler daha fazla ve meslek liseler birazcık daha ağırlıkta. Onlara bir avantaj tanındı. Çünkü evet. Onlar mesleki dersleri gördükleri için YKS gibi çoktan seçmeli sınavda performansları daha düşük olabiliyor. Ama onlara mühendislik yolunda bir avantaj var. Evet. Diplomada bir şey fark aynen. etmiyor. İmzada da bir şey fark etmiyor. Etmiyor. Onlar ikinci sınıf mühendis değil. İş dünyasında da gayet rahat iş buluyorlar. Onunla ilgili çok sayıda videomuz var. Bu arada biz geçen hafta mesela salı günü bir günde 500 bin dakika izlendi. 500 bin küsür dakika izlendi YouTube'da videolarımız. Her konuda videomuz var YouTube'da. Lütfen Akıllı Tercih TV'ye bakın. Akıllı Tercih HG'ye bakın. Orada çok sayıda alternatif sektörde. Mesela mühendislikler için şu anda tekstil mühendisliği 481 öğrenciyle burslu alacak ve iş garantili. Mesela mühendislikle ilgili de çok video var. Ne zaman çok para kazanacaksın Cankas? Son sorum, kapatıyorum hemen. Ne zaman çok para kazanacaksın? Onu yüksek lisanstan sonra yurt dışında uluslararası bir şirkette iş bulursam o zaman kazanacaksın. Evet. Ama kariyer yapsan da ülkeye dön. Burada hizmet bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür çok sağ olun. Genel çerçeve çizdik arkadaşlar. Bu hafta mühendisliklerle ilgili detay program yapacağız soru cevapladığımız. Evet. Süre bitti ne yazık ki. Evet. Yarın yine birlikteyiz. Evet. Yarın sağlıkta ön lisans programları ve yığılma var mı konuşacağız. Aynı saatte sizi bekliyorum. YouTube'dan iletişimimiz devam ediyor. Oraya da bekliyorum. Görüşmek üzere.